20 Antalya Kumuca, Mavikent, Karaöz Mahallesi'ndeyiz. Daha önce çekimini yapmıştık, ziyaretlerini yapmıştık. Yanımızda Bayram Mencik. Burada Kapya Biber Serası'nda Rekor Gübre firmamızın gübreleme programının tam eksiksiz olarak uygulandığı bir sera. Tabii bu serada bir durdurucuyla ilgili sorun yaşanmış. Evet, sorun yaşadık. Devamında burada tabandan rekor gelişim, yaprak gübresi, rekor gübre ve rekor damlama gübresinin kullanıldığı bir sera. Neler oldu? Yani burada durdurucu verdik, durdurduk, sonra yürütemedik. Durdurduk, yürütemedik. Tabandan rekor... Şöyle ekrana bakalım. Tabandan damlama yaprak gübresi kullandık. Damlama gübresi. Damlama gübresi kullandık. Evet, üstten de yaprak gübresi uyguladık üç sefer. Ayrıyeten katı rekor taban gübresinde kullandık. Rekor gelişimde kullandık. Gayet memnun güzel sürdürdü tepeleri. Şimdi gösterelim. Siz gösterin. Evet. Burada yakından. Meyveler şimdi... yani üst üste mevcut yani görüldüğü gibi. Çeşidi nedir bunun? Onu da söyleyeyim. Kapya 508. Şimdi burada durdurucu verdiğiniz için biber yürümüyordu. 3 kere arka arkaya damlamayı uyguladıktan sonra tekrardan bu şey harekete geçti ve tutumlar devam etti. Evet. Şöyle gidelim yavaş yavaş. Şey olarak tarih olarak tarih nedir? Bunun dikim tarihi seranın. Ayın 20 Ağustos 22'si. 22 Ağustos'ta 22 diktik. Ağustos. Şöyle gösterelim şu tepe sürmesini. Şu an 22 Aralık. Evet. Her noktada aynı şekilde tepeler sürüyor ve tutumlar gayet başarılı. Sürgünler bu şekilde geliyor bu şekilde. Şimdi damlama gübresini damlamadan rekor damlama gübresini ne kadar uyguladınız her seferinde? 100 gram dönümde. 100 gram dekara uyguladınız. Şey olarak rekor gelişim ne kadar verdiniz taban burada? Taban alandan. Rekor gelişim dönüme 3 çuval. 3 çuval gibi verdiniz. Şimdi baktığımız zaman şöyle gösterelim. Biberin kızarmasıyla alakalı da baktığınız zaman. Doğru. Şimdi diğer mesela kullanılmayan bir yer vardı. Oraya göre buradaki biberler benim görüşüm daha kızargın. Canlılık, renk anlamında. Şey yani. Şöyle gidelim, gösterelim. Şöyle yanlardan da çeke çeke gidelim ki her noktada aynı olduğu. Özellikle şu tepeler, doğru mu? Tepeler. Şurayı, şöyle görülüyor ekranda. Evet. Yani son çiçeğine kadar tutturmuş. Renk anlamında kızarıklık aynı şekilde. Boğum araları kısaldı. Boğum araları da kısa şey anlamında. Şimdi mesela şuradan görelim. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Şu tersinden de var. Bu bir çatal. Şurası ayrı. Bu şekil görünüyor. Böyle gidelim. Gösterelim ki her noktada üreticilerimiz görsün. Yani tek bir fidede şeyde değil. Tamamında aynı sonuç var. Benim kendi şahsi gözlemim kırmızılık yani kızarmayla ilgili ve parlaklıkla alakalı bence muhteşem görüntü. Evet, rengi. Şu arayı da şöyle gösterelim. Şimdi bu serada bizim programımızı serada gübreleme programını tamamlamayla uygulanan bir sera. Damlama gübresi, yaprak gübresi ve taban gübresi. Üçü aynı anda kullanılmış bir yer. Hepsini kullanmış oldum yani. Peki burada tabii sizin uygulamayla ilgili durdurucudan kaynaklı bir sorunuz vardı. Evet. Tamamen durmuştu yani. Durmuştu. Şu anda hareketlendi yani. Hareketlendi. Şöyle şurada bir çiçeği de bir gösterebilir miyiz? Kalitesi anlamında. Şu şekilde. Şöyle. Maşallah. Tozlaması vesairesi gayet. Poleni oranı çok yüksek. Bu şekilde görünüyor. Var mı eklemek istediğiniz burada? Evet. Bu sene damlama gübresini ilk defa kullandınız. Geçen sene yaprak gübresi kullanmıştınız. Evet, kullandım. Bütün çiftçilere tavsiye ederim yani kullansınlar. Burada var mı eşiniz dostunuzdan kullananlar çevrenizde? Sizin tavsiye edip de. Yok, şu anda da birkaç kişi var. Kullandılar. Onlara da bakacağız. Buradan bütün seracı arkadaşlarımıza, kapya biber üreticilerine, Türkiye'deki sera üreticilerine rekor gübreleme programını
tavsiye ediyoruz. Tavsiye ediyorum yani. Peki ben işte şeyi soracağım. Şimdi rekor damlama gübresi çok düşük oranda kullanılıyor. Doğru mu? Evet. Yani bu şekilde... Bir muallak bırakmış mıydı başlangıçta? Aynen. Tekrar söyleyeyim. Kaç gram kullandık bir uygulamada? 100 gram. 100 gram. 100 gram kullandık. 100 gramla dekara bu sonucu veriyor. Kombine yaprak gübresiyle birlikte kullanıyorsunuz. Yaprak gübresi üst aksama çalışır. Bitki stresini alır. Çiçeklenme, tutum, meyve iyileştirme. Damlama da topraktan bitkiyi aldırır gübreyi. Bu şekilde diyelim. Biz teşekkür ederiz. Seranızı tekrar gezdirdiniz. Buradan herkese selamlarımızı gönderiyoruz.